Mertegert, o Mertegert.com. İkisi de müzisyen, her gün evlerinde vardır bir problem. Ta ki halaları gelene kadar, Mert ve Gert alt üst olana kadar. İki kardeş, ikisi de müzisyen, her gün evlerinde vardır bir problem. Ta ki halaları gelene kadar, Mert ve Gert alt üst olana kadar. Ama ne adeleli vücudu var öyle atletik. İşte ne bileyim kolları ne güzel onun öyle. İşte ne bileyim şöyle maço. Böyle hoşuma gidiyor. Bayılıyorum vallahi falan filan yani. Vallahi o onun tarzı çok çok belli yani. Erkeğin hasından, rafinerisinden anlıyor. Sana bir şans verdim. Ama sen bu şansı değerlendiremedin. Şimdi canın cehenneme. Nasıl ya? Üç! Ne biçim girişti bu böyle? Abi, kolum kırıldı. Benim de boynum. Ya diyorum ki Emel, bu olan bitene diyorum Nazlı'ya hiç söylemesek mi? Yok mor. Aldın mı cevabını? Ya hadi aç kapıyı da girelim içeri. Ya yorgunum zaten, kolum da ağrıyor. Oğlum ya Nazlı benim bu halimi görürse, hele bir de nasıl salak gibi düştüğümü öğrenirse bittik ya. Onlar mı? Kim onlar mı? Ne kim onlar mı? Seni benden ayırmaya çalışanlar Emel. Olabilir. Lan Mert de Gürt! Öldürürüm lan sizi! Kim yaptı adı? Açın kapıyı! Yarın Füsun'u isteyelim de sonra seninkini isteriz. Oldu mu? Vallahi cennetlik halasın yemin ediyorum. Bir ara Bahri geldi de böyle delirmiş gibi kapılarına vurdu. Neden kıza sarktınız diye kıyametler kopardı. O yüzden sordum. Belki onunla ilgisi vardır diye. Ne sarkması? Kim kime sarkmış? Ne diyorsun ya? Gertler bizi aldatıyorlarmış. Demek doğruymuş. Alçak. Evet. Bana vurdu. Allah bilir ne yaptın kızcağıza. Gel Füsuncuğum biz şurada baş başa oturalım. Sen git o kızla otur. Pis. Kızımız Füsun'u, oğlumuz Gert'e Allah'ın emri, peygamberin kavliyle istiyoruz efendim. Nazlı, inşallah bir gün seni de bana isterler değil mi? Bu ne bu ya? Bu kız isteme işinde benim ne işim var? Ya sabret, bizim işimize de sıra gelecek. Aceleci. Nereden bizim işimiz oluyormuş? Benim işim, benim. Ya ne kadar modern olursan ol, tek başına imkansız. Sen bu yardım işini iyice abarttın ha. Yardımsa yardım, hayatımın sonuna kadar sana gebe kalacak değilim herhalde. Oo, çok vicdansızca. Maksimum 4. Ne dördü ya? Sen ne diyorsun ya? Servet Hanım, ben buraya niye geldim acaba? Bana söyler misiniz? Celallenmeyiniz kızım. Önce Füsun'u isteyelim, sonra sizi de isteyeceğiz. Beni. Beni isteyeceksiniz. Evet. Beni kime isteyeceksiniz acaba? Sevdiğin adama. Bana. Manyak mısın be sen? Yo. Ben sana mı kaldım? Beni kendine hissettiriyor, benim haberim yok. Ben de zannediyorum ki maaşım azam için Servet Hanım'la konuşmaya geldim. Allah'ın salağı seni. Bektaş abi, ben tam şeyi söyleyecektim sana. Meğerse bir yanlış anlamışım ben. Fakat vakit olmadı. Allah! Duyduma dikkat et Bektaş abi. Yapmayın evladım. Koskoca adamlarsınız. Utanın ya. Evet. Ana Mert denen zottiri beni tufaya getirdi. Sevdiğim kadının yanında beni rezil ve rüsva etti. Mert, doğru mu söylüyor Bektaş? Yok hala ya. Ne alakası var ya? Zaten boynum ağrıyor benim hala ya. Gert, sen söyle bakayım. Doğru mu söylüyor bu? Halacığım, ikisi de doğruyu söylüyor. Anlaşıldı. Sizin adam olmanız için
iyi bir ceza gerekiyor. Kusura bakmayın Poyraz Bey, sizin de gecenizi rezil ettik. En iyisi biz bu isteme işini biraz erteleyelim. Hay hay, siz nasıl münasip görürseniz hala hanım. Ya mahalı ya! Tamam, sonra yaparız. Hadi düş önüme, hadi yürüyün. Yürüyün. Önder, yürü. Yürüyün, gelin. Hay Allah, görüyor musun sen şu işi? Ama ne demişler? Her şeyin hayırlısı. Bak bu doğru. Ne yalan söyleyeyim, Şevval doğru söylüyor şimdi. Poyraz amca, bu iş hayırsız mı yani? Yani öyle değil evladım. Şimdi nasıl söyleyeyim? Söylesem bir türlü, söylemesem bir türlü diyorum yani. Söylemesem karnım şişecek. Naci Bey bana dedi ki, güya sizinkiler Bahri Bey'in kız arkadaşına sarkmışlar. Ay Emel'e mi? Ay Emel mi o Kerim kız arkadaşı? Poyraz amcım, bundan emin misiniz? Vallahi ben Naci Bey'in yalancısıyım. Aa, Naci Bey hiç yalan söylemez bir kere. Anlaşıldı. Tamam Poyraz amca, çok teşekkür ederiz. Biz sizi de yorduk, kusura bakmayın. Zahmet tamam. Verdik. Canım o ne yorulacak ya? Oturduğu yerden kız veriyordu. Yorulan benim, siz bana teşekkür edin olsun. Tamam, çok teşekkürler Şevval'cığım. Hadi Füsun'cum, yürü biz gidelim. Hadi kızım. Ay Nazlı, şimdi beni ne zaman isteyecekler? Her şeyin bir şeyi var evladım. Sırası gelince o da olur, kısmetin çıktığı zaman. Cenab-ı Hak nasıl münasip görüyorsa öyle bir şey olacak. Acele etme yavrum. Vallahi Poyraz Bey doğru söylüyor Füsun'cum. Neyi meraklıymışsın sen de istenmeye yahu. Hadi yürü, hadi. Tamam. Aferin evladım. Akıllı kızım benim. Aman yarabbi ya. Bunların derdi beni ne kadar gerdi. Biri birinin üstüne atlar. Öbür taraftan Hala Hanım öt der, der. Biri ötekine bilmem ne diyor. Bir taraftan Şevval öter. Poyraz Bey niye yorulsun? Ben yoruldum burada. Pekala terbiye iptidayı görmemiş. Utanmıyorsunuz değil mi bu yaptıklarınızdan? Biz sadece bir şaka yapalım dedik ya hala. Ne? Dedik mi? Halacığım ben bir şey demedim. Hepsini bu dedi. Ne? Abim iyi akıl ettin ya, sen değil misin? Evet. İkiniz de kabahatlisiniz. Bundan sonra bir hafta boyunca müziği yasaklıyorum. Müziğin M'sini duymayacağım. Mert, sen benimle geleceksin, ofiste çalışacaksın. Sen de bütün evin işlerinden sorumlusun, tamam mı? Bektaş, al Yertim bilgisayarını. Ha, halacığım, ya bilgisayarımı veremem hala ya, lütfen. Tamam bak söz, evin bütün işlerini yaparım ama laptopumu veremem. Zaten eskisini kullanmıyorum artık, her şeyi ona yükledim hala ya. Evet. İtiraz istemez. Görev bölümü yapıldı. Uyumayanı yakarım, ona göre. Anacığım sen merak etme, ben bunların başındayım. Ha, seni bunların başına diktim diye oldu olanlar. Sen kendi başında dur, ben odama geçiyorum. Hepsi senin yüzünden, ne vardı bu kadar büyütecek? Tükürük sesimi duydum ben, ha? Bektaş, ne duruyorsun, hadi evine. Tamam anacığım. Hadi. Gel, ne yapıyorsun sen, ha? Ne yapıyorsun? Orada 40 kere soruyorum da bir cevap vermiyor. Mert boynuna ne oldu? Mert boynuna ne oldu? Hiç. Boynuna lafı değiştiriyor. Anlaşıldı şimdi kimin yaptığı. Aa, peki kim yapmış Nazlı? Füsun'cum, sen daha demin Poyraz amcalarda değil miydin? Evet, oradaydım. Ha, sen de oradaydın. O zaman niye soruyorsun? Füsun, şu an çok sinirliyim. Seni çekemeyeceğim. Ya ama Nazlı, ne yapabilirim? Orada herkes içinde, kalabalık arasında anlamamış olabilirim. Anlamıyorsun, anlamıyorsun dedikçe ben iyice anlamıyorum. Evet, benim de işim bitti. Gidebilirim artık. Sağ ol Şevval, sana da zahmet oldu. Mühim değil, olur öyle arada. Naci Bey'e daireyi tuttu mu acaba? Tuttu dün akşam, hatta yerleşmiş bile olabilir. Güzel.
Yani hayırlı uğurlu olsun sizin için tabii. Hadi kalın sağlıcakla. Güle güle. Ukala. Ne boynuzu kırılmaz bir keçiymişsin sen Şevval. Kesin anadan almış genleri. Yoksa baba böyle miydi ya? Hazar beyefendi hiçbir şeye karışmaz. Peki efendim, evet efendim, sepet efendim. Bu çan 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 bir karış. Öyle. Ay bak fena alışıyorum. Ne yani şimdi gel Emel'den mi hoşlanıyor Nazlı? Ya hoşlanıyor, hoşlanmıyor. Kıza sarkmıştır işte. E tamam işte. E bunlar Emel'e sarktılar. Emel de kız can havliyle birinin kolunu, birinin boynunu halletti. E bunlar da o hengamenin arasında kızın alnına vurdular. Ay başka nasıl olabilir ki Füsun? Ay nasıl yani? Şimdi benim aşkımın kolunu Emel mi kırdı? Füsuncuğum, ben Mert ile Gert Emel'e sarkmışlar diyorum. Sen Gert'in kolunu mu düşünüyorsun? Pes. Düşünüyorum. Of, ne oluyor burada? Canım arkadaşım. Ben seni dinlemediğimiz için çok utanıyorum kendimden. Sen haklıymışsın. Bütün erkekler aynıymış. Çok acıttılar mı canım? Biraz. Neden söylemedin bize? Ay neden o sarktıkları kızın sen olduğunu söylemedin? Gözleriniz o kadar kör olmuştu ki dinlemezdiniz bile. Ay şimdi Gert sana sarktı mı sarkmadı mı yani? Ay! Ay bak ben alışıyorum. Sen ona bakma. Hah, geldi mi Şevval? Yo, bu provası. Aslında biraz sonra gelecek. Allah Allah, ne diyorsun kızım ya? Espri yapıyorum. Ha, bana bak, şey ne oldu, söz ne oldu, verdiler mi kızı? Aman, çok yorgunum. Hiçbir şey anlatamayacağım şimdi. Niye, ne güzel şakalaşıyorduk? E tamam ama yeter artık, bitti şakalaşmamız. Hem yarın eğlenirsin nasılsa. Hadi, sana güle güle. E sabah erken kalkacağız Salih abi, yatmamız gerek. Allah Allah, bu abi işi nereden çıktı yine ya? E daha ne bekliyordun? Bana bak, dikkatli ol ha. Gece filan bir olay olursa tezgahın arkasında levye var biliyorsun. Çat kafasına vurursun gireni. Öf, bir şey olmaz hadi. İyi hadi bakalım. Hem eğer bir şey olursa Naci Bey komiserim bana yardım eder. Naci mi? Naci mi? Nereden çıktı bu Naci yine ya? Tuttu evi değil mi? Tuttu tamam. Eş, var ya Mert bu işte senin de parmağın var. Ne vardı Naci tutuldu burası deseydin? Dur sen Mert, dur ama. Adalet istiyorum. Servet Hala'nın gereksiz diye Mert'e verdiği ceza kifayetsiz, yetersiz. Benim acımı kesmez. Ona öyle bir ders vermeliyim ki benim gibi kalibresi yüksek insanları aldatmanın, kandırmanın ne demek olduğunu anlasın şoptik. Merhaba Bektaş kardeş. Merhaba. İstemeden kulak misafiri oldum. Kim kimi kandırmış, kim kime ne yapmış bir anlatsana bakayım. Biz galiba aynı insana uyuz oluyoruz. Senin uyuzun kim? Mert. Senin? Başka uyuz var mı? İşte elden gel. Geldi. Kalkın, 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 kalkın tembeller. Hadi öyle öğlenlere kadar uyumak yok artık. Haydi kalkın. Kalk, 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 kalk. Evet. Kelman Hindi geldi. Hayır, halanız geldi. Servet halanız. Artık Servet halanız var. Zaten sizi bir başınıza bırakan da kabahat. Hmm. Bak halasını dinliyor mu bak? Bak halasını hiç dinliyor mu? Bak, bak, bak. Bana bak. İki dakika içinde aşağı geldin geldin. Yoksa ofise nasıl geleceğini kendin bilirsin. Sen miydin hala ya? Tamam, geldim hala hemen. Geldim, geldim. Ne oluyor be salak? Kalksana oğlum. Kalksana. Ya hala ya, bu niye burada yatmaya devam ediyor peki ya? Ha? İki dakikan doluyor bak, akbilimi vermem ha. Şiner. Şiner. Şiner var.
Ya Şile, geldim hala. Çık o komkomu Rauft. Oh be. Oh be ulan. Şimdi Füsun da olacaktı var ya, evcilik oynayacaktık. Oh. Şimdi bir yatayım. Evet. Hadi ben servise çıkayım artık. Servis saati daha gelmedi ki Şevval. Olsun canım. Hem geç uyanan var, erken uyanan var. Naci komiseri soruyorsan çıktı o. Yapma ya. Sen nereden gördün? Ya sen giderken ben dönüyordum kızım. Ha. Ha ya. Ne? Yani. Oo, Mert kardeş, erkencisin bu sabah. Sorma. Ne yapıyorsun, iyi misin? İyi, iyi. Sorma ya. Acelem var, acelem. Ya dur bak, ben sana bir şey söyleyecektim ya. Ne? Ne söyleyeceksin? Abi şimdi soru dinlerim ya, şimdi acelem ya var. Ya ama bu kaset işiyle ilgiliydi de, sen bilirsin, acelem var, madem git. Kaset işi mi? Çağırıyorlar ama seni. De canım, dur şimdi beklesinler. Önemli bir mesele, neymiş o kaset işi? Çağla Şikeli tanıyor musun? Ha? Böyle floresan gibi bir kız var hani, incecik. Ama koyu renk floresan. Alişan'la beraber program yapıyor mu? Ya manken oyuncu. Alişan'la program yapıyorlar. O programda da benim teyzeoğlu çalışıyor, tamam mı? Konukları çağıran filan hep o. Önemli yani görevi. Ben senden bahsettim ona, dedim böyle böyle bir arkadaşımız var dedim. Çok yetenekli. Hemen zaten seni tanıdı. Allah dedi, Mert Türkoğlu, ben bayılıyorum ona zaten dedi. Ha. Ondan sonra seni de davet etti. Gidersin herhalde değil mi? Ama şey, benim bir program listeme bakmam lazım ya Salih'cim. Çünkü Seda abla da çok sıkıştırıyor beni. Değil mi? Seda abla derken? Seda Sayan. Seda. Ha, Seda Sayan. Ha. Ama şimdi bu senin ne, teyzeoğlu mu? Teyzeoğlu benim. Ha. Ona bir şey yapmak lazım tabii ya. Lazım tabii. Onu öyle almak lazım. Şimdi çocuk söz vermiştir de. Çağla'ya da söylemiştir. Söz verdi tabii, ha, o şey söz o. Verdi. Rezil olur şimdi. Ne çocuk. Olur gelsin diyor. Rezil olur. Ayarlarım ben onu, tamam. Tamam, önü onu alırım. Olmadı, Seda ablaya, Seda sana öbür hafta gideriz ya. Ya gitme ona da canım, ne var Allah Allah. Beklesin azıcık ya. Ayıp olur ama öbür haftaya ayarlarım ben onu. Tamam bak şimdi, o zaman yarın saat 9'da orada oluyorsun, tamam mı? Tamam. Bundan sonra bir hafta boyunca müziği yasaklıyorum. Onu öbür haftaya şey yapsak olur mu ya acaba, ayarlasak? Yok, öbür hafta olmaz. Ya öbür hafta olmaz. Bak bunların programları ta bir ay önceden yapılıyor, tamam mı? Çok önemli şeyler bunlar yani. Vallahi arkadaş benim teyzeoğlu bir gıcık olur sana, bir daha hiçbir yere çağırmaz. Böyle kalırsın. İstiyorsan kal böyle, sen bilirsin. Yok. Şimdi çocuğu mahcup duruma da düşünmeyeyim. Tabii. Sinirlerini de zıplatmayalım çocuğu. Zıplatmamak lazım. Tansiyon, mansiyon. Tabii. Şey olmasın çocuk, ha? Tabii. Tamam, ne yapalım? Ayarlarım ben onu ya. Sen merak etme. Yarın 9 değil mi? 9. Tamam, ben yarın giderim onu. Tamam, ha? Abi, bir şey söyleyeceğim ya. Ne? Yarın ben bir şarkımı, albümümü söyleyeyim. Ne yapayım? Bütün programı benim üzerime mi kuracaklar? Nasıl olacak? Ya bilmiyorum ki, ben esnaf adamım. Yani... Tabii canım, bütün programı senin üstüne kuracak. Ya senden iyisini mi bulacaklar Mert'cim be, ha? Ay canım ben, ha? Konuşkan. Sen tabii ya, ha? Şirin, güzel, yakışıklı, sempatik, ha? Aslan gibi bir delikanlısın yani ya. Anladım. Boynun ağrıyor mu lan? Yok yok, anılarımı anlatırım. Anlatmaz mısın be, vallahi billahi yarına ya. Yarına kadar iyileşim. Hadi yarın bekliyoruz, hadi tamam. Bakalım 9'da. Hadi bakalım, ha? Hadi. Hadi. Hadi, görüşürüz, sağ ol. Hadi. Hadi bakalım. Bunun boynu şey olunca iyice bir gitti kafa. Şunlara bak. Bir de halalarını kandırmışlar. Ay, zavallı kadın o gün gelmiş buraya. Onların uydurduğu yalanları bize anlatıyor. Sadece bizi değil, herkesi inandırmışlar kendilerine. Neyse canım. En sonunda anladınız ne olduklarını. Bundan sonra ona göre davranırsınız canım. Sen dur. Mert'tir, ben açarım. Bir de utanmadan kapımıza... Bahri Bey. Evet. Kusura bakmayın, ben sizi Mert sanmıştım da o yüzden şeyim. Tövbe de Nazlı. Burada mı ozibidiler? Yok diler ama kesin evdedirler. Öyle mi? Evet. Durun! Belki size kapıyı açmazlar, ben çalayım. Nazlı, yalnız ben döveceğim onları ama. İyi ya, ben de o yüzden ben çalayım diyorum. Öyle mi? İyi. Allah Allah. Yapma kız. Kız yapma kız. Kız kız.
Dandik adam. Mouse'tan yapıyorsun değil mi? Açmayacağım işte, açmayacağım. Kıskanç. Nazlı, istersen o kadar ısrarcı olma. Evde yoklar herhalde, olsalar açarlar. Tabii. Erkenden kız avına çıkmışlardır onlar. Meslek edinmişler ya. Öyle mi diyorsun yani? Hı-hı. Nazlı? Bahri sen miydin? Emel'im. Bugün Ergin Hanım kaldı. Bu kadar da olmaz Mert. Bu kadar da olmaz be. Rüyamda bile rahat yok ya. Ya Nazlı, aşkım geliyorum. Israr etme istersen. Gel biz içeri geçelim. Ne olur vallahi. Sırf uyanayım diye yapıyorsun değil mi Mert? Sırf uyanayım diye. Allah Allah. Gayipten sesler mi duyuyorum ben ya? Yoksa alarm, mı kurdurdu uyanayım diye? Allah Allah. Allah Allah. Açtılar. Duydunuz değil mi? Kapıyı açtılar. Ya ama Nazlıcığım kimsenin kapıyı falan açtı yok. Hadi gel. Allah Allah. Hı? Allah Allah yine mi zil çalıyor? Ne oldu bu kıza böyle ya? Şaşırmış. Travma. Kabullenememek. Bir tür sendrom işte. Ümer, hastayım senin bu Oxford laflarına yeminle. Yemin ediyorum ya. Nazlıcığım, hadi gel. Söz veriyorum sonra hadlerini bildireceğiz. Söz veriyorum, hadi gel. Nazlı, şahsen bizzat ben kendi ellerimle onların hadlerini bildireceğim. Yemin ediyorum, gel sen bizim. Alo. Alo. Aa Gert. Aferin bak uyanmışsın. Uyanmamak mümkün mü alacığım Allah aşkına ya? He hala bir şey soracağım sana merak ettim de. Nasıl yaptın bu işi? Halalar her işi yapar. Hadi bakayım işinin başına. Akşam gelince her şeyi kontrol edeceğim. Tamam da alacığım birazcık insaf Allah aşkına ya birazcık insaf. Nasıl temizleyeceğim ben koskoca evi? Hadi hadi itiraz istemez. Marş marş. Güle güle. Nasıl yapacağım ki ben şimdi bunları? Aa, tabii ya. Füsun'a yardım sorayım ben. Vay be. Ya çaldı şekerli. Alişan'ın programı. Gel. Alo Sibel. Kapattı. Bütün bunlar hep senin başının altından kalkıyor. Ana bırakmadın şunu bir hırpalayayım ya. Aa, sana da merhaba. Bektaş abi. Ben bu ortamda bir kalmak istemiyorum. Ana müsaade edersen ben gideyim ya. Evet git. Çünkü benim de ayarımı bozuyorsun. Geldim halacığım. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Tam bir saat 10 saniye geciktim. Akbilim bitmiş. Koşa koşa geldim vallahi. Hmm. Sakat halimle. Canım. Vallahi. Olsun. Akşamda bir saat 10 saniye geç çıkarsın olur biter. Nazlı'ya nasıl yetişeceğim ben ya akşam o zaman? Allah. Mert'im, ben gidiyorum. Geldiğimde bu ofisin her tarafı pırıl pırıl olacak. Duvarlardan yerlere kadar. Tamam mı yavrum? Duvarlardan yerlere kadar. Al. Güle güle. Güle güle. Bu kadına Nazi kanı geçmiş olabilir mi ya bir yerde genetik olarak? Nazi acaba keneyle ya da sivrisinekle bulaşıyor mu ya? Şimdi Emel bana öyle mesaj atınca böyle sinirli bir şekilde. Hı. Ben dedim ki ha bu işte bir terslik var. Kesin dedim birileri sinirini bozmuş bunu. Bu demeden anlatırsak? Ya tamam hayatım sen de Allah Allah ne kırılgan bir insansın. Neyse, ben oradan çıktım, geldim, baktım bu iki tane terbiyesiz kapının önünde. Belli dedim bir şey olmuş. Hmm. Tamam mı? Anladım tabii hemen ne olduğunu. Ondan sonra bunlar... Ay,
Ay çok uyumuşum. Merhaba Bahri Bey, hoş geldiniz. Günaydın Füsun kardeş. Neyse, tam böyle içeriden böyle gireceğim. O sırada bunlar sanki böyle fark eder gibi olunca ben hemen bir sindim duvarın arkasına. Merhaba aşkım. Gelip bana yardım etsene, evi temizleyeceğim. Aşkım deme. Bana aşkım deme. Sen git Emel'e aşkım de. Emel'e mi? Ya çok komiksin be Emel. Aa şey Füsun, Füsun. Maşallah Füsun, ambulans gibisin sen ya. Ne oldu, niye üzüldün sen? Bak, ismimi bile söyleyemiyorsun. Pis. Madem Emel'i seviyordunuz, o zaman ne istediniz bizden, duygularımızdan? Git, o Mert midir nedir söyle ona. Görmesin gözüm onu bir daha. Hadi. Çekilin bakayım bacılar. Biz Gört kardeşle erkek erkeği halledelim meseleyi. Aa, Bahri abicim sen nereden çıktın ya? Tombala'dan. Çok iyi etsin abi. Siz kim oluyorsunuz da benim kız arkadaşımı asılıyorsunuz Gört kardeş? Aa, asılmak mı? Yok abicim, yemin ediyorum öyle bir şey yok. Konuşma. Felix ben... Acımadı ki, acımadı ki. Öyle mi? Bu sefer çok ağrıdı. Yıldızlar. Hem de çok yakın. Ben size bak ya. Beni kendine hissettiriyor. Ha, benim bundan haberim de yok. Hala kızgın. Şimdi buna dokunulmaz da. Yakar. Ben zaten o eve giderken bir tuhaflık olduğunu fark etmiştim. Fark etmiştim. Aklıma geldikçe çıldıracak gibi oluyorum ya. Bir de ben böyle kendi kendime bu halaya söyledi zam olayını falan diye seviniyorum. Demek bu zam Sibel için bu kadar önemli. Bu demek oluyor ki artık benim için de önemli. O zamı sana alacağım kız. Seni bana alamadım ama o zamı sana alacağım. Ağlama Bektaş. Kel Bahri. Kel adam. Gert, evladım kendine gel. Sayıklıyor yavrum. Aa, ben neredeyim? Burası neresi? Yoksa 1920'lere geri mi döndük? Ne 1920'si? Keşke geri dönebilsek ama maalesef 2008'deyiz. 2008? Aa, Füsun, Füsun. Füsun kim? Ya Füsun deme evladım, ben Poyraz amcan. Poyraz, Poyraz. Poyraz amca, hemen Füsun'a gitmem lazım. Hatta Mert'i de aramam lazım. Olaylar çok karıştı. Evladım sakin ol. Şu olayları bana anlat. Ondan sonra gidersin Füsun'a. Ya bu Kel Bahri var ya, bizim Emel'e sarktığımızı söylüyor. Kaç gündür de peşimizde. Ya, neyse onu boş yerde, en kötüsü olan Füsun de ona inanıyor. Yani siz şimdi Emel kızımıza sarkmadığınızı mı söylüyorsunuz? Tabii ki sarkmadık Poyraz amca ya. Hem bu kızın neresine sarkıralım Allah aşkına? O doğuştan bir erkek düşmanı. Yavrucuğum, öyleyse erkek düşmanıysa nasıl oluyor da Bahri Bey'in müstakbel sevgisi olabiliyor? Ya Poyraz amca Allah aşkına ya. Ben ne anlarım şimdi cezveden mevziden? Oo. Cezve değil evladım. Zevce, zevce yani müstakbel eş anlamında. Ya Poyraz amca Allah aşkına bırak ya. O kız zaten kimseyle birlikte olmamaya daha dünyaya gelirken yemin etmiş. Allah Allah. Desene ortada büyük bir yanlış anlaşılma var. Hem de çok büyük amca. Aa! Evladım kolun sakat zaten, böyle böyle yapma sana. Nefret ediyorum o kelden. Bırak şimdi kimsenin saçıyla falan alay etme. O var senin... yandaki saçları var ya, onlar da dökülür inşallah. Yarın öbür gün seninki de dökülür, bırak bu. Ya ben bakacağım ya bir şey olduysa. Gel buraya Füsun. Olduysa oldu. Ayrıca o bunu çoktan hak etti. Az bile yaptım biliyor musun? Vahşi adam. Ya bırakın bir baksın. Tamam hadi bak, hadi bak. Allah Allah. Aa! Yok!
öyle bir vurmayla ölmemiştir canım o da herhalde. Yok, orada yok, ölmüş. İyi canım arkadaşım, tamam ağlama artık, bir şey olmamıştır, merak etme. Yani tamam, beni sevmiyor olabilir ama ben böyle olsun istememiştim. Füsun, senden adam olmaz. Neyse, ben artık kalkayım. Malum, mevzuya daldık, işi gücü unuttuk. Ya bu nasıl bir ağlama be yavrum, bir sus ya. Emel'e benim gittiğimi söylersiniz veya ben onu arayacağım zaten. Problem yok. Biz kalktık. Mahmut Bey. Efendim? Akşam Mert Bora gelecek ya. Onu fazla hırpalamaz da dövmezseniz diyorum ben. Allah Allah. Hayır ben davacı mavacı olur. O yüzden soruyorum. İşiniz ağrımasın. Öyle mi diyorsun? Bakacağız. Hala seviyorsun değil mi? Hayır canım. Seviyorsun, seviyorsun. Seviyorsun ben de. Ay. 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 Hay be. Oy dilim dilim. Kör olasıca dilim. Gözlerim. Bu şarkı da eskidi ya. Herkes biliyor bunu. Şimdi yeni bir şey söylemek lazım orada programda. Ne söyledim ya? Yeni bir şarkı yapayım. Ya yok. Ya Nazlı'ya yaptığım şarkı var ya. Ah, onu söyleyeyim. Nazlı'nın da hoşuna gider. Nasıl fikir? Çok iyi fikir vallahi. Onu şimdi ben notaya dökerim. Onlara veririm. Orkestra da çalar. Bütün orkestra, bütün stüdyo çıldırırlar vallahi be. Harikasın be oğlum be. Ha, sanma ki yalnız komşum ya da bacımsın. Evet. Sen şarkımı söylüyorsun be. Hayır. Hayır halacığım. Şeyden, yan taraftaki ofisten geliyor galiba. Namussuzlar şarkımı söylüyorlar acaba? Hmm. Bir daha duymayayım sakın. Alo, buyurun. Ha, Poyraz Bey. Ne? Size mi gelelim? Gelelim tabii, geliriz. Ama niye? Yani bir problem falan mı var? Yok, hayır. Yani evet. Aslında gelirseniz daha iyi konuşuruz bu işi. Allah Hanım, lütfen. Peki, bekliyorum efendim. İyi günler. Ya Poyraz amca, ne yaptın sen Allah aşkına ya? Halam şimdi Alman sosisi yapacak benden. Daha evde hiçbir iş yapmadım ki abi. Ne işi evladım? Ne belaymışsın ya, sakin ol be. Kıpır kıpır kıpır, kim bilir sağlam olsan ne olacaksın? Sakat oldu herhalde. Dur. Allah Allah. Ne olmuş olabilir ki? Aman ne olacak halacığım ya. Yine yatırım batırım işleridir işte. Evet. Sana mı sordum? Hadi işinle ilgilen. Ana. Yabani herif. Yani şöyle adabını bir cemiyet içine girmeyi öğrenemedin. Ana çok önemli bir şey diyecektim de onun heyecanını şey ettim. Kusura bakma. Sonra söylersin. Acilen Poyraz Bey'e gitmemiz lazım. Yürü. Gelim ana. Şoptik. Mikrofona konuş, mikrofona. Ver. Elim ayağım tutuyor hamdolsun. Ana bu benim konuyu ne zaman konuşacağız? Bektaş, seninle en son bir konu hakkında konuştuğumuzda neler oldu biliyorsun. İşte ben de bu konuyu tahmin etmek için soruyorum anacığım. Sus. Hafta sonu konuşacağım. Açıklayacağım şeyler var. Görüyorsun değil mi Mert Efendi'nin bana verdiği zayiatı? Ben artık yarım bir Bektaş'ım. Hiç merak etme Bektaş kardeş. Kendi de aynı zayiatı görecek. İnanmıyorum. Yuttumuz o kayı şoptik. Yutmaz mı? Gırtlağına kadar geçti yine. Ana! Hala burada mısın? Ben de mi?
Yetişelim. Hemen geliyorum, tamam anacığım? Çünkü seni de Mert'le Gert gibi yalnız bırakmaya gelmez. Beni incitiyorsun anacığım ama yani. Sus, geyik muhabbeti, geyik muhabbeti. Vay be, ne güçlü kadın ha. Ay bu hafta sonları çok sıkılıyorum. Şişt. Ay görmedim. Uyudu mu? Ay iyi olmuş. Ayıkken saçmalıyor çünkü. Sakinleştirici verdim. Öyle uyudu şimdi. Emel. Biraz konuşabilir miyiz? Hı, konuşuruz tabii. Siz bu Bahri Bey'le ne zaman birlikte olmaya başladınız? Hayırdır? Nereden çıktı şimdi bu soru? Aa, arkadaş değil miyiz? Ben öyle hani konuşmadık, merak ettim, sorayım dedim. Hani o konuşamadığımız zamanlar var ya, şu iki zibididen başka hiçbir şeyle ilgilenmediğiniz zamanlar. İşte o zaman. Ne bileyim, siz hiç öyle iki sevgili gibi gözükmüyorsunuz da ben. Yani. İyi insan lafın üstüne ararmış. Bahri mi? Evet. Bir dakika canım. Alo, sen de iyi belledin bu numarayı ha. Alo, Emel'im nasılsın? Bir vukuat falan var mı diye aradım. Ya hiçbir vukuat yok, tamam mı? Sen beni arama. Bir şey olursa ben seni ararım. Ya, ne sevgilisi be, ne sevgilisi? Kim kime sevgilisi oluyor? Ya, bir şey yaptın diye kendini benim sahibim mi sandın? İlla bu akşam bara gel diye tutturuyor. Bana sürpriz hazırlamış. Ne güzel, sen de git işte. İyi misin? İyi görünüyorsun. Gayet iyiyim. Yoruldum biraz, o kadar. Dinlen o zaman biraz. İyi fikir. Ben de gideyim şu Bahri'nin bir dirnedir. Adam akıllı konuşayım en iyisi. Ya ben ne yazacaktım buraya? Niye açtım bu defteri ya? Öf, öf. Salih abi. Ne abisi ya? Yeter artık Şevval. Vallahi ben de sana Şevval teyze diyeceğim abi, abi, abi. Ne dersen de bana ne ya? Ben sana başka bir şey soracağım. Buyur. Siz bu Bektaş'la ne konuşuyordunuz öyle fısır fısır? Nacibe'yi çekiştirmiyordunuz inşallah. Nacibe'yi çekiştirmiyordunuz inşallah. Biz sadece önemli insanları çekiştiririz Şevval. Öyle Naci Bey gibi yerden bitme bodur kel pigmeleri değil. Merhaba. Aa, iyi insan lafının üstüne gelir derler de bu kadar değil herhalde. Ben o lafın başka versiyonunu biliyorum ama neyse. Bu Poyraz Bey ikinci katta mı oturuyor? Evet, ikinci kat. Ben size getireyim. Yani kaybolmayın o manada. Hayır, hayır, hayır. Ben biliyorum zaten. Önceden gitmiştim. Emin olmak için sorayım dedim. Ya öyle mi? Peki tamam o zaman. İyi günler. İyi günler. Size de iyi günler komiser Naci Bey. Adam arıza. Hayır, ben emin olmak için sormuştum. Ya adam sana yüz vermiyor. Sen de Naci Bey yukarı, Naci Bey aşağı. Peşinden ayrılmıyorsun adamın ya. Senin dediğine yüz vermiyor denmez bir kere. Ağırbaşlı denir. Tabii. Sen nereden bileceksin? Hiç olmadın ki. Ya şimdi böyle olduk ha Şevval Hanım. Aynen öyle olduk Salih tamam. Abi. Küstüm tamam. Küstüm. Bir süre benimle konuşmayacaksın Şevval. Hala Hanım buyurun geçin şöyle. Gel Bektaş gel. Halacığım yemin ediyorum İsveri bak evi temizleyecektim. Aksu köpek mi ısırdı seni yoksa? İçi ısırmaz Hala Hanım Allah sen. Ah yalnız bırakılmaması gerekenlerden biri de bu. Hala bu zibidilerle biri tuturuyorum ya pes. Ben sadece Füsun'un evine deterjan almak için gittim. Yemin ediyorum halacığım yani onu görmek için gitmedim. Bak gittiysem dört göz olayım. Ama sonra Bahri de oradaymış. Sonra bir anda Füsun bana dedi ki sen git Emel'e aşkım de. Ondan sonra da Bahri geldi kapının önüne. En son kelini hatırlıyorum. Hala Hanım müsaade ederseniz ben arz edeyim. Anlayacağınız Bahri Bey bunu haşet etmiş. Üstelik kız arkadaşı bile olmayan bir kıza. Yani Emel'e sattıklarını söyleyerek. Kafam karıştı. Ay Poyraz Bey şunu tam anlatın bana da bir anlayayım ne olur.
Anlatayım Ala Hanım. Hadise şöyle cereyan ediyor. Şimdi Bahri ile bunların yıldızları bir türlü eskiden beri düşmüyor. Sibel, böyle bunun böyle burnunun üstüne bir vurdum, tamam mı? Bunu bir gör. Bat yerde böyle yıldız çuval gibi. Onu daha beter yapacaktım ama o Füsun mudur nedir var ya onun yavuklusu. Mi 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 ağlayınca Emel de dedi ki bu kadar yeter dedi. O öyle deyince tabii akan sular durur. Ama olsun şimdi sıra Mert'te. Ona böyle bir asılacağım burnuna. Patron be. Böyle hazır elinizdeymişken şu Bektaş'ı da halletseniz ya. Bektaş mı? Hı. Niye? Yoksa o da mı Emel'e sarkıyor? Ya yok o düpedüz bana sarkıyor patron. Ben de sandım ki. Nasıl iyi? İyi mi? İyi tabii canım. Çivi gibi olan tek taş. Nesini beğenmiyorsun ki anlamıyorum. Ya yapmayın patron Allah aşkına. Ben de size burada laf anlatıyorum yani. O uyuza mı layık gördünüz beni tek taşa? Vay sinirli. Ya tamam be kızım tamam. Sinirlenme. Sevmezsen sevme. Amma kızdın ha. Kim... İstemiyorum istemiyorum. Ya tamam Allah Allah bir şey demedim ki ben. İstemezsen isteme. Ben istiyorum o Mehmet'i. Ah be yavrum, ah be yavrum. Her şeyi birbirine karıştırıyorsunuz. Yani ne olur kızlar düştüğünüzü öğrense. İncileriniz mi dökülür? İyi tamam da hala bana niye kızıyorsun ki Allah aşkına? Onu bir defa Mert dedi. İlla, illa, illa Emel'e söyleyelim de Nazlı'lara söylemesin hani düştüğümüzü. İyi halt ettiniz. Bir şeyi de doğru yapın be çocuğum. Bir şeyi doğru yapın. Hala bir de her şeyi Mert'e de anlatmadım. Duysa zaten şok olacak. Nazlı ne dedi biliyor musun? Dedi ki Mert bir daha peşimden koşmasın. İyi demiş. Abini gammazlama bakayım. Hep birbirlerini gammazlıyorlar Poyraz Bey. Tamamdır. Bitti vallahi. Yalnız şimdi ben halama çaktırmadan eve nasıl gideceğim ya? Hoca programa nasıl çıkacağım? Eve gidemem zaten ama eve yakalanırsak hayvan yedik demektir ya. Burada kalırsam ilk bakacakları yer burası. Hay Allah ya. Nazlı kız bugün bana Mert bu akşam bara gelirse çok fazla dövme Bahri. Sence Mert bara gelir mi? Aman o sululukla, o yüzsüzlükle her yere gelir. Öf, 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 öf! Hala anne daha iyi bilir. Bir arayalım bakalım. Ay, ay, ay! Telefon cıvıldadı, cıvıldadı, dur! Eyvah, katil arıyor. Sus bakalım, dur. Açalım, öğrenelim neredeymiş. Hala hanım, sesini dışarı da verin, biz de duyalım. Hayır yani daha sonra anlatarak siz yorulmayın diye söyledim. Ben anlamam ondan. Ben manyetolu telefonda kaldım daha. Çabuk açalım kapatacak. Alo. 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 İyi günler hanım anne. Ay gene karıştırdım özür diliyorum hala. Hep kafam şey özür dilerim. Ya şeyi soracaktım kusura bakmayın rahatsız ettim. Bu akşam barda programa devam mı acaba? Tabii. Mert'in de burnunu kıracaksın değil mi? Hala bir şey mi dedim ben? Duyamadım seni tam. Yok yok yok. Yani şey Mert bu gece çıkamayacak programa. Ha. Sesin öyle birden kalınlaşınca. Boğazlarıma inmiş. Faranjitim var ondan öyle. Büyük geçmiş olsun hala anne. Hala anne şeyi soracaktım ya. Bu Mert nerede? Ben kendisine ulaşamıyorum birkaç gündür merak ettim. Bilemiyorum vallahi Bahri Bey oğlum. Şeydedir öyle dolaşıyordur orada burada hayta hayta. Allah Allah. Hala anne senden bir ricam olacak. Mert'i görürsen Bahri abinin selamı var. En yakın zamanda seni görmek istiyormuş der misin anacığım? Tabii Bahri Bey oğlum derim yavrum derim. Görüyor musunuz? Mert'i arıyor tırım tırım. Eyvah Mert'e haber vermemiz lazım. Dur dur dur. Dur ben haber veririm. Dur ben ararım. Şuradan mı? Bahri öğrenemedi. Bir hala hanımı öğrenemedi kot kafa. Bir popstarın da yani ofis temizlemekten daha önemli işleri var yapılacak ya. Hallet bir şey ya.
Mesela Çağla Şikerli Alişan'ın programına katılmak, öyle değil mi? Yarın sabahtan itibaren Türkiye'nin en meşhur şarkıcısı olacağım ben. Ha? Yarın beni tüm Türkiye tanıyor olacak be. Ha? Hadi bakalım Mert Türkoğlu. Ondan sonra da ertesi sabah kapıma dizilecek plakçıların arasından bir tanesini seçerim işte yapımcı olarak. Hadi bakalım, marş marş. Ay vah, Allah. Ah Allah. Şimdi açsam bir çeşit, açmasam, açsak yakalanacağız. Açmasam uyanacak. Efendim hala. Eve mi geleyim? E ama ofis. Yoksa Nazlı'ya bir şey mi oldu? Aa iyi. O zaman tamam. Hadi ben gelirim, gelirim. Tamam hadi, hadi, hadi alacağım. Gelirim. Sana. Gireyim de eve. Ondan sonra hapis. Çıkama evden. Zaten yarından itibaren çok meşgul bir popstar yeğenin olacak hala. Hayatta göremezsin beni. Hiçbiriniz göremezsiniz. Ama Nazlı ağır işte. Nazlı. Nazlı ağır iş. Nazlı. Çıkmaya başladığımızdan beri hiç iyice görüşmez olduk ya. Ne yapsam? Acaba şey mi yapsam? Eve gideyim. Halama gözükmeden Nazlı'yı göreyim. Sonra çıkar oradan programa gidelim ya. Vallahi süper fikir. Hay aklına bin yaşa be. Mert. Şu telefonu da kapattım ya. Aa, Naci Bey'di. Ondan da yardım isteyelim dedim. Ne de olsa profesyonel bir el değil mi efendim? Bize de sorsaydınız bir kere. Poyraz Bey. Fırsat olmadı hemen. Aa Naci Bey, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Buyurduk efendim. Buyurun, geçin, oturun şöyle. Oturalım. Sizi de tedirgin ettik, rahatsız ettik. Naci Bey, netice itibariyle siz bir polissiniz. Her şeyi bizden daha iyi bilirsiniz. Biliyorum efendim. Onun ötesinde artık biz bir komşuyuz değil mi efendim? Evet. Ah, bu arada hayırlı olsun yeni şeyiniz. Evet, mevzu nedir? Naci Bey, iş mevzusu olunca çok ciddileşti de onun için yani alınmayın. Efendim, bizim Gert oğlumuzu biliyorsunuz değil mi? Merhaba. Evet, birkaç defa gördüm kendisini. Evet, 3 kere. Onlar efendim, abisiyle birlikte bir işin içine girmişler. Bir türlü çıkamıyorlar. Hani ıstakoz sepeti misali böyle girip... Şey değil mi o yengeç sepeti? Öyle filmi de çevirmişti onun ama bu aynı şey sayılır hala hanım. Aha. Lafı bölmeyin Allah sen. Allah ne vuruyorsun ya? Şu evet, şu Bahri Bey meselesiyle ilgili efendim. Evet biliyorum efendim. Bu arkadaşlar Bahri Bey'in kız arkadaşına sarkmışlar. O öyle değil. Ben size bunun olayın aslını anlatayım. Öyle tam olarak anlatayım size komiser bey. Şimdi bu iki kardeş... İzah edebildim mi? Anlattınız efendim. Şimdi olay çok basit. Her şey Emel Hanım'da düğümleniyor. Emel Hanım sanırım bir takım yalanlar söylemiş ki bu yalanlar ortaya çıkarılacak. Ya da bu iki genç gerçekten Emel Hanım'a sarkmışlar. He? Bırakın Allah aşkına ya, ne sarkması Allah Allah. Emel dünyadaki en son kız olsa yine de sarkmam. Belki o zaman düşünebilirim ama... Yok yok, hayatta yapmam ben ya. Değil mi hala? Birader. O zaman senin dediğin doğruysa sen haklısındır. Ama benim yanımda bağırma. Bağırma amcaya. Bağırma. Bize ne önerirsiniz? Ne yapalım? Hanımefendi, bunu bilmeyecek bir şey yok. Emel Hanım her şeyi itiraf edecek. Suçlu suçsuz ortaya çıkacak. Olay da çözüme kavuşacak. Oh. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. İyi. Efendim ben gidiyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar Naci Bey'im. Sizi yorduk, bağışlayın. Bektaş, Naci Bey'i yolcu ediver evladım. Hala, menin bilek gibi ha. Ha, menin bilek gibi ayol. Ben çelik bileği biliyorum. Bektaş, anam. Mert'i ara, hemen gelsin.
Yarım kontür değeri olmayan birini ben niye arıyorum? Bu zibidi arasın. He? Çeviriyorum. Şükürler olsun. Kapalı. Kapalı mı? Full kapalı. Hala kalın mı Mert'in telefonu? Kapalı hala. Sen ofisi aradın mı tekrar? Tabii aradım ama kimse açmıyor ki. Çıldıracağım. Nerede bu çocuk? Bak bir şey yapmış olmasın. Keşke. Şey mi dedim Bektaş? Bu benim mevzuyu ne zaman konuşacağız canım? Onu sordum. Bektaş, Mert kayıp. Sen benim mevzu diyorsun. Git çabuk, çabuk git sor, soruştur, gören olmuş mu? Ofise de bak. Hemen ana, hemen. Gel. Sen de git Naci Bey'e. Mert kayıp. Ne yapalım diye soruyor halam de. Hadi. Tamam hala. Ben de Bahri'ye mi uğrasam acaba? Yok yok. Önce kızlara uğrayayım. Ne yapıyorsun burada oğlum? Üzümlere bakıyorum Salih'cim ya. Domatesler falan. Allah Allah, hayırdır böyle bir tedirginsin? Ne oldu, bir sıkıntı falan mı geldi? Ya iyiyim. Evet, iç çıkıyorum ya. Evet, iç çıkıyorum. İyi. Hadi. Bana bak. Ulan yarın televizyona çıkıyorsun ha, değil mi? Süper, heyecanlı mısın? Ya be, alışkınız be Salih. Vallahi mi? Tabii. Bana bak, oradan bize bir selam yaparsın değil mi? Yaparım, yaparım. Ha, dur dur ya, dur bak. Böyle bir işaret bulalım beraber. Kendi aramızda bir işaretimiz olsun, ben anlayayım. Yap, bir şey yap böyle. Ben... Böyle, böyle bir şey. Ha, turist Ömer selamı var böyle. Turist Ömer? Ha. Ya o, bir severiz de biz imaja ters düşer şimdi. Niye abi? Turist Ömer uzay yolunda işte. Ben sana böyle uzaylı selamı falan yaparım. Sallarız böyle yandan falan, tamam. Böyle bir şeyler yaparım. Öyle tamam mı? Yengeç gibi. Ha, olur. Mesela olur. Anlarsın, anlarsın. Tamam. Hadi halam bekliyor. Çıkalım. Hadi, hadi bakalım, hadi. Bayağı havaya girmiş bu. Nazlı kızım, senin açtığın iyi oldu. Seninle mutlaka görüşmem lazım. Servet Hala, inanın benim için de çok iyi oldu. Ben de size gelecektim. Buyurun. Sağ ol. Ne oluyor ya? Ne konuşacak bunlar? Allah Allah. Thank you very much. Harskıbıdank, vielen Dank ve çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Selametle birader. Ne oluyor burada ya? Allah Allah. Bak şimdi Bektaş aceleyle koştur koştur bir yerlere gidiyor. Bu patlıcan burunlu Almancı komiser Naci'nin evinden çıkıyor. Oradan halam gidiyor, Nazlı seninle bir şey konuşacağım kızım diye ziyarete. Nazlı diyor ki, benim de sizinle bir şey konuşmam lazım halacığım. Buyurun diyor. Bak yine bu apartmanın çivisi çıktı ya. Bak bir gün boş bırakmaya gelmiyor bunlar ha. Vallahi. Hatta başlarının çaresine bakamazlar bunlar. Neyse, ben sonra halledim bu meseleyi. Şimdi daha, ben daha önemli işlerim var. Hadi Mert Efendi, aklını baştan topla. Şimdi senin meşhur olma vaktin. Gideyim üzerime bir şeyler bulayım. Şu boyunluktan da kurtulayım. Yarın televizyon programından sonra çözerim nasılsa ben bu olayı. Ay Nazlım da ne kadar güzel gözüküyordu ya. Allah, çok özlemişim. Neyse, sonra şey yaparım artık. Yani Nazlıcığım, senin anlayacağın benim haylazların Emel'e gidip sakın düştüğümüzü Nazlılara söyleme demesinden kaynaklanıyor. Demek ısrarla sormama rağmen o yüzden söylemediler bana ne olduğunu. Ay ben de dedim ki Emel yaptı kesin. Bahri Gert'i dümdüz etmiş. Ay, o biraz da benim suçum. Ben Gert'ten nasıl özür dileyeceğimi bilmiyorum. Ay, Gert mi geldi? Yok Füsuncuğum, uyumaya devam sen. Aa, Servet Hala gelmiş. Servet Hala merhaba. Gert nerede? Nasıl? İyi mi? Burnu nasıl? İyileşti mi? Yaşıyor mu? Gert nasıl? Ay Şinanay, uyanır uyanmaz bu kadar lakırdığı nasıl aladın öyle? Merak etme, iyileşecek. Gayet iyi ama o koca burnuyla daha fazla koku alacak. Nazlı bana kalırsa Bahri Mert'i de dümdüz edecek. Ne
Mert Bahri bara gitti değil mi? Aslında gitmemesi lazım. Ben onlara bir hafta müzik yasağı koydum. Yasakladıysan sen yok gitmemişlerdir. Ne diyorsun sen Nazlı? 6 saattir ulaşamıyoruz. Telefonu kapalı. İlla bu gece bara gel diye tutturdu. Bana sürpriz hazırlamış. Sürpriz Mert'i dövecekler. Servet Hala. Etfaiye haber verin etfaiye. Peki Gert nerede? Tamam sakin ol, biz de hemen gidiyoruz hallediyoruz. Nazlı o ufarak şeye komisere de haber verelim. Neydi onun adı diyeceksin? Ay bilmiyorum. Sen neyi biliyorsun zaten? Dünya yıkılıyor. Hiçbir şey bilmiyorsun. Abu canım abu. Yürü. Naci. Ha Naci iyi. Hadi. Ben. Ay. Sen bekle biz geliyoruz hadi. Çok heyecanlıyım biliyor musunuz Sibel? Bu da ne demek oluyor Bahri? Şaşırdın değil mi? Senin için hazırladım Emel. Yani ikimiz için. Biz ikimiz. Evet. İkimiz ne demek? Ya, bir dakika. Yani senin hazırladığım dediğin sürpriz bu muydu? Sakın bana abartıyorsun falan gibi şeyler söyleme, çok üzülürüm. Çünkü sen çok daha fazlasına layıksın Emel, yemin ediyorum. Bahri sen gerçekten bir kaçıksın. Ben buraya Mert'i yakaladın, onu haklayacaksın diye geliyorum. Sense böyle abuk sabuk bir nikah düzenliyorsun. Ya sen ne haklı hizmetle seninle evlenebileceğini düşünüyorsun? Ya Emel, eğer gerçekten yani resmi nikah senin için sorun teşkil ediyorsa imam nikahı da kıyabiliriz. Benim için gerçekten problem değil, yemin ediyorum bak. Bak Bahri, sen gerçekten kalın kafalısın. Anlamıyorsun değil mi? Ben seni kullandım tamam mı? Kullandım. Mert'le Gert'i döv diye kullandım. Senden, bütün erkeklerden, herkesten nefret ediyorum tamam mı? Arkana baksan iyi olur Emel. Nazlı, senin burada ne işin var? Evet, sanırım artık benim burada olmam anlamsız. Ha şunu bileydin. O zaman iyi akşamlar. İyi akşamlar Naci. Ay bir insan bu kadar kötüleşebilir mi? Yani haksız yere bir insanın dayak yemesine sebep oldun. Üstelik Mert de dayak yiyebilirdi. Ya Nazlı beni yanlış anladın. Ben artık seni dinlemek istemiyorum Emel. Her şey apaçık ortada. Servet Hala beni yanlış anladı. Eğer bunları söylediklerini duymamış olsaydım belki sana inanabilirdim. Bahri'nin inandığı gibi. Korkma. Kadın olmak güzel bir maceradır. Fincan gözlüm. Her şey senin yüzünden oldu Bahri. Evet. Biliyorum. Her şey benim yüzümden oldu. Ben çok kötü bir insanım Sibel. Ama olsun. Gene ben yaptım. Gene benden olsun. Ama bu da benden sana olsun gene Emel. Hiç problem yok. İnanamıyorum. Resmen koynumuzda yılan beslemişiz. Ama Nazlı hiç olmazsa Mert'e bir şey olmadı. Mert? Mert nerede peki şimdi? Dur. Belki eve gelmiştir bir bakalım. Mert! Mert! Hala gelmedi ki Mert. Peki nerede olabilir? Yavaş yürü be oğlum, yavaş yürü. Vallahi beynim sarsılıyor senin yürümenden. Yağız atlar koşuyor sanıyorum. Ne buldun, ne oldu? Haber var mı? Söyle. Vallahi hiç haber bulamadım anacığım ama nereye gideceğini biliyorum. Durma, söyle. Bir şartla. Nedir? Şu benim konu. Tamam. Neymiş senin konu? Şu Sibel'e zam. Sibel kadar kafana taş düşsün he mi senin? Tamam, yapacağım. Söyle. Tamam. Nerede olduğunu bilmiyorum ama nereye gideceğini biliyorum. Çağla Şeker'le Alişan'ın programına gidecek yarın. Çağla Şeker. Çağla Şeker mi? Neden Çağla Şeker? Yani başka program mı kalmadı? Vallahi orası tanıdık. Orası denk geldi. Ne bileyim canım. Bana niye soruyorsunuz? Vay. Demek Çağla Şeker'le Alişan'ın programı ha? Çağla Şeker. Vay.
İyi bayramlar Servet Ala. Sağ ol. İyi bayramlar Poyraz amca. Merhudar ol evladım. Hem de Peymanacığım iyi bayramlar. Sana da yavrum. Poyraz amcam. Sağ ol yavrum. Öptün niye bekliyorsun yavrum? Para bekliyorum. Utanmadan kazık kadar adam para mı bekliyorsun hala? Aa. Ama bu yaptığınız da çok kazık Poyraz Bey. Bektaş, dilin uzadı senin. Çekil kenara. Tamam, çekileyim kenara. Öpeyim Poyraz amca. Ay pardon. Aa, yeni moda ev öpme mi çıktı şimdi böyle? Yok Poyraz amca, o yeni moda bundan kaynaklanıyor. Anacığım. Sağ ol yavrum. Poyraz amca, Gert'in burnucu da onun yerine ben öpeyim olur mu? Öyle mi? Hadi bakalım. Bu vekaleten, bu asaleten. Allah Allah. İyi bayramlara da. Sana da abu canım abim. Halacığım ben de öpeyim. Sağ ol yavrum. Sağ ol Nazlı Hanım kızım. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Nazlı. Emel'i niye çağırmadınız? Bayram günü dargınlık olur mu? Sonra gene küsersiniz. Yok hala evde yoktu, çıkmış. Nereye gitmiş Emel? Ay Bahri Bey siz de hala mı? Kız size neler yaptı, neredeyse yine aşığım diyeceksiniz. Ne diyeceğim Sibel, Allah aşkına ne diyeceğim ya? Allah Allah, aşığım. Doğru, boşuna dememişler aşkın gözü kördür diye. Bayramınız kutlu olsun Naci Bey. Saygılar efendim sizinle. Efendim, buradaki herkesin bayramını kutluyorum. Sizinle. Sizinle de kutlu olsun. Size de iyi bayramlar Naci Bey. Naci. Adamın apartmana taşındığı yetmiyor. Bir de bizim kızı kapacak elimizden ya. Vallahi açtıracak benim bayramlık ağzım bu adam ha. Neyse ama bu Mert'in yüzünden biliyorsun değil mi? Tamam işte iki saat sonra arıyorsun. Şok gitten intikamını. Ana doğru vallahi iyi hatırlattın ha. Dur ben şu teyzeoğlunu arayayım tamam mı? Hadi bakalım herkese iyi bayramlar. Hepinizi öpüyorum arkadaşlar. Görüşürüz Bahri'ciğim. Hadi dükkana uğra iki muhabbet edelim. Tamam tamam. Bir şeker verir misiniz Şevval Hanım? Sen yolu biliyorsun Salih abi. Yine iyi bayramlar. İyi bayramlar Sibel Hanım. Anayla konuştum zamiş okey. Sana da iyi bayramlar. Bu bayram çok güzel olacak. Şevval, gel bakayım açık. Sen Pıraz Bey'in elini öptün mü? Aa, ne ayıp bayram günü. İzin verirseniz elinizi öpeceğim. Buyur. El öpenlerin çok olsun kızım. Servet Ala, bak biz programa gitmeyecek miydik? Ay, ay. Tamamıyla unutmuşum. Hadi kalk. Hadi Poyraz Bey. Aman zaten yüreğim ağzıma geldi birden hele can ay dediniz. Hala Hanım bağışlayın. Ben evde kalsam daha iyi olur. Gelenim gidenim çok oluyor el öpmek için. Malum bayramım da misafirlerim var biliyorsunuz. Kafamda kaldırmıyor öyle yerleri. Seni kirpi seni. Hadi kalk. Halacığım ben de üstümü değiştiririm hemen geliyorum. Geç kalma. Allah televizyon. İyi günler. İyi günler iyi bayramlar. Hocam iyi bayramlar. Evet Poyraz amca. Şöyle yanına geleyim biraz. Gel evladım. Serkan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Kendisi maalesef başka bir şey olduğu için programımızı erken terk etmek zorunda kaldı ama gelmesi yeterdi değil mi Ayşen'cim? Bektaş. Anam. İyi ki geldik. Ben bu çayla şekeri çok severim. Yani bunu canlı canlı gördüm ya. Ölsem gam yemem. Bak yanındaki de şey, Fenerbahçe'nin eski başkanı Alişan. Alişan anacığım o. Ben ne diyorum, Velişan mı diyorum? Bektaş. Ana. Mert çıkmadı, ne zaman çıkacak? Vallahi çıkması lazım anacığım. Salih, ne merkezdeyiz oğlum? Ya teyzeoğluyla göz teması kurmaya çalışıyorum Bektaş kardeş. Bir saniye dur bakayım. Hadi. Tamam hallediyorlar şimdi, tamam. Çıkacak anacığım şimdi. Ben... Çok önemli bir konuğumuz var. Evet. Yapacağım müzikle bugün herhalde Türkiye'de bütün gönülleri fethedecek. Kim geliyor? Kocaman alkışlar. Gel Türkoğlu geliyor. Hoş geldiniz. Ay. Ama uzunmuş ya. Biraz uzun evet. Hoş geldiniz. Merhaba. Geldiniz. Hoş bulduk.
Ne? Gert Türk oldu. Aha ya, orada bir hata var. Hem Gert hem Türk oldu. Evet. Ama Gert değil, ben Mert. Nasıl Mert? Ya benim adım Mert, Gert değil. Çağlıcığım. Bir yanlışlık olmuş herhalde, o olur o kadar. Bizde pek yanlışlık olmaz genelde ama neyse. Olmuş artık Çağlan. Neyse. Çok benziyor ya isimler ondandır. Gert Mert, neyse. Almanya doğmuşsunuz. Evet. Almanya doğmuşsunuz, değil mi? Hayır. Rap yapıyorsunuz falan bir şeyler. Nasıl, biraz anlatır mısınız bize? Hayır. Niye? Çünkü ben Mert'im, o Gert. Biz de işte Gert diyoruz sabahtan beri. Hala Mert diyorsunuz, anlamadım. Çağlan, siz de hiçbir şey anlamıyorsunuz ya. Vallahi senin de işin zor ha Alişan abi. Ben senin şarkılarınla büyüdüm biliyor musun? Benim şarkılarımla büyüdüm. Hepsini bilirim. Aynen, vallahi. İşte benim şarkılarımla büyüyen bir konuğumuz da. Mesela hangi şarkı? Varsa. 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 Güzel, başka? Şey var. Kırpmam yakarım. Ha, var ya o, var ya. İkisi aynı şarkı. Biri varsa öbürü var ya. Aynı sözler. Öyle mi? Varsa yanlış, var ya. Var mı başka? İkisi var ya. Bana bak, başka var mı? Var. Ne mesela? Şey var. Delikanlılığın kitabı var. O kitap olarak kaldı. Öyle mi? Tabii. Yani kitap olarak kaldı, şarkısı yapılmadı. Şarkısını yapmadınız mı? Yok, yapılmadı. Allah Allah. Halbuki... O kitap tuttu Çağla Hanım. Nasıl yapmadılar şarkısını ben de anlamadım. Kısmet. Yani. Şarkı. Oo, bir saniye. Şu anda bana son dakika bir haberi geldi. Öyle mi? Gert Türkoğlu, gerçek Gert Türkoğlu aramızdaymış. Onu kocaman alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Aşkım, seni çağırıyorlar. Otursana, otur. Bir dakika. Eğer siz Gert'siniz, siz kimsiniz? Sizin ne işiniz var burada? Ne işin var oğlum senin burada? Ben Gert'im. Sizin ne işiniz var gerçek burada? Gerçek Gert bu adam. Benim ne işim var? Teessüf ederim Çağlan, en buraya benim kitlemden faydalanıp reyting yapmak için beni çağırıyorsunuz. Sonra bir de ne işin var diye ben böyle bir muameleyi hak etmiyorum yani. Bir saniye. Çağlan'la nasıl konuşuyorsun sen? Sen biliyor musun o kızın evli olduğunu ve kocasının kim olduğunu biliyor musun? Ya biliyorum, saygımız sonsuz ama yani... Ya güvenlik alın bunu lütfen. Siz sana çıkarın. Lütfen beyefendi. Alişan Bey, ben çok ezildim ben. Alın götürün bunu. Lütfen. Çık git. Parklarda yattım Alişan Bey. Gel kardeşim, gel. Hoş geldin tekrar. Merhaba, hoş bulduk. Ne söyleyeceksin bize? Vallahi ilk önce şunu söylemek istiyorum, yani inanamıyorum ya, halk beni mi istedi gerçekten? Halk seni gerçekten istedi, bir karışık olmuş, kusura bakma. Allah Allah ya, internette nasıl tanımışlar beni ya bu kadar çabuk? Bravo be. Tamam, uzatmayalım, şey yapalım. Hemen sağ arkadaşlarımız, Emir'in de. Ha tamam, iyi olur çünkü hani kolum biraz rahatsız. Var, bir tuhaf olsun, olsun. Kusura bakmayın, bu sefer canlı yapacağım. Hadi canlı. Hadi bakalım. Ha Çağla Hanım, inanmayacaksınız yani, yalanım olmasın. Bu şarkı tam size göre bestelenmiş bir şarkı. Bu şarkının adı Çikolata Kız. Canım hadi. Güzel. Çikolata. Hadi şarkıyı geç. Sizin için de başka zaman yaparım. Hadi çabuk reklama gireceğiz. Tamam. Hadi. Evet. Arkadaşlar. Sanki üç, dört. Bu kız bana gelmiyor. Yoksa beni sevmiyor mu yar? Bana gülmüyor. Sarmaş olmuş bile olmuyor. Beni dünden bugüne kadar kimse beni bildi, şeker gibi şeker giderite bile. Hep öyle ol şeker, dön de şeker ol. Sen de benim gibi seven biri ol. Bırbeyo, bırbeyo. Hadi bakalım hop. Bütün Türkiye. Şanlımaraş. Kahraman Urfa. Malatya. Derdime derman işte çokolat kız. Biz asıl çokolat hastasıyız. Derdime derman işte çokolat kız. Hemen çokolata kom. Tamam amilimam. Derdime derman işte çokolat kız. Biz asıl çokolat hastasıyız. Derdime derman işte çokolat kız. Hemen çokolata kom. Tamam amilimam. Bırbeyo, 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 bırbeyo. Bravo. Hala, nasıldım hala? Ne nasıldım be? Ne nasıldım? Utanmıyorsun. Evli barklı kadına öyle size yazdım şarkıyı diye yalan söylemiyor. Çikolata. Evet. Aferin oğlum. Çok iyiydin benim çitlenmeyeyim. Sorarım o Salih'le Bektaş'a. Hadi kızma. Ödeştiniz işte. Ne ödeştik hala ya? Bu Bektaş'ı anladım da Salih'e ne oluyorsa... Allah'ın bakkalı.
Alo? Evet benim, buyurun. Siz kimsiniz? Ahmet San mı? Ahmet San mı? Evet. Hadi ben servise çıkayım artık. Servis saat... Servis. Ay zavallı kadın o değil de buraya gelmiş o gün. Onların bize anlattığı yalanları... Ay hiç bir şey anlamıyorum ben. Tamam. Ay. Tam ben böyle geldim onlarla karşılaşacağım. O sırada Işılay'ın Gert'e gitmesi gerekiyor. Işılay? Ya uyumuş şeyine geliyor. Ha o sen miydin? Ne oldu, niye alarmı çaldın yine? İğrençti yine. Maşallah Füsun, ambulans gibisin ha. Pardon. Mevzuya daldık, işi gücü unuttuk. Bu nasıl bir ağlama be yavrum? Bu nasıl bir ağlama be yavrum? Biz kadın. Öt. Nerede ben? Burası neresi? Ulan yoksa 1920 yılları... Pua! Aa, neredeyim ben? Burası neresi? Aa, yoksa 1920 yılları mı? Aa, bu 1920 yılları çok Allah! Erkek düşmanıysa nasıl oluyor da Bahri Bey'in müstakbel zevcesi olabiliyor? Ya Poyraz amca, ben ne anlarım şimdi Cevze'den Mevze'den? Zaten kafam karışık. Olmaz. Ha Cevze mi? Cevze. Cezve diyeceğim ama Cezve karışık diyeceğim. Bir kelimeymiş bu ya, tamam. Hanımefendi, bunu bilmeyecek bir şey yok. Emel Hanım, her şey. Emel Hanım her şeyi itiraf edecek, suçlu suçsuz ortaya çıkacak ve çözüm... Çözüm kalacak. Çözüm kalacak. Hala, nasıldım ama? Ne nasıldım lan? Ne nasıldım? Köpek avlıyor oradan. Ben unutuyorum lan. Lan beni.